Merhaba arkadaşlar, ben Numan. Bugün sizlerle birlikte evin içindeki mobilyaları göreceğiz. Mobilyaların yapılışını göreceğiz. Bugünkü mobilyamız mutfak olacak, mutfak tarafı. Burada inceleyeceğimiz öğeler mutfak dolabının kendisi. Buzdolabı ve çamaşır makinesi olacak. O zaman başlayalım. Dolabımız basit bir yapı. Yine aynı şekilde sıfırdan çizmeyeceğiz. Nasıl çizdiğimizi göstereceğiz. Burada 5000'e 2000'lik 5000'e 2500'lük bir çizgi yapıyoruz. Kare yapıyoruz. Dikdörtgen yapıyoruz. Sonrasında 920'ye 2 metrelik bir alanı konuşamadım. 920'ye 2000'lik bir alan yapıyoruz. Sonrasında dolapları çoğaltma yöntemiyle 800'e 800'lük arasında 21 santimlik boşluk bırakarak sonrasında burası mikro fırının olduğu yer 595'e 595 ölçüler burada. Şimdi hepsini tek tek anlatmasına şey etmeyeceğim. Bunlar çekmeceler 150'ye 450'lik. Bunlar dolaplar, alt dolaplar, 590'a 810. Bu buzdolabının olduğu yer, 750-1800. Buzdolabının üst kapağı, yani üst tarafındaki dolap. Ve geniş açıdan bakabilirsiniz. Ya da videoyu durdurup öyle bakabilirsiniz. Sonrasında burası evyenin koyulduğu yer. 600'e 500. Soldan 130 uzakta. Sonrasında şu sağ tarafı yani aslında projede vardı. Yani sonradan çıkardık. Şurayı 1 metrelik bir alan işaretliyoruz. Tam sıfırdan. Ve orayı kesiyoruz. Sonrasında da şurayı kesiyoruz. Şu orta bölümü. Burayı objeye dönüştür diyerek kesiyoruz. En sonunda da buzdolabının olduğu yeri kalınlaştırıyoruz. 10'a 10'luk ve 120 düzeyinde kalınlaştırıyoruz. Ve bu hale geliyor. Burada evimiz var. Evi diye montajda göreceğiz. Montajlarda. Şimdi buzdolabını bakacağız. Buzdolabımız 'yapmak için önce şöyle bir parça oluşturuyoruz. 1800 yüksekliğinde 720'ye 740'lık. Sonrasında buna iç boşaltma yapıyoruz. 40'lık. Birinci raf üstten 480 kalınlığı 40. Alt rafımız üstten 180
Kalınlığı 40 ve yüzeyden ötede seçeneğiyle 110'luk bir ölçü verebiliyoruz. Vermelisiniz. Alt yükseltme. Alt raf. Bu da yine 20 kalınlığında 280 ve bu yüzeyden ötele sistemiyle 50 uzakta. Diğer raflar. Bunlar çoğaltma yöntemiyle yapıldı. 80. Kalınlıkları 10. Ve yüzeyden ötele seçeneğiyle 110'luk bir öteleme yapıldı. Sonrasında bunlar ortadan kesildi. Toplamda kalınlıkları 1 santime düştü, çift taraflı olarak. Ve şuraya 7,5 mm'ye 45 derecelik bir pah yapıldı. Tamamına bu arada. Sonra alt tarafı ikiye bölen 320 tam ortasına denk gelecek şekilde kalınlık 20. En son şu buradaki parçayı görüyoruz. Sağdan ve soldan 50 olmak üzere yüzeye kadar deyip şuraya kadar kesiyoruz. Son olarak da ayaklıkları yapıyoruz. Ayaklıklar 60'lık 60 çapında bir daire. Yüze 100, 100 mm'ye 100 mm sağdan ve soldan ve çoğaltılarak kenarlara koyabilirsiniz. Ve bunların kalınlıkları ise 30. Burada birçok parçası var. Üst kapak. Çekmece, üst çekmece. Sonra burada alt çekmece var. Bunlar da rafları. Sanırım raflar montajlanmış. Yani birleştirilmiş, geri çekilmiyorlar. İsterseniz bundan da bir tane göstereyim. Burada 320'ye 280, 645'lik bir dikdörtgenimiz var. Sonrasında iç boşaltma. 5 mm'lik bir iç boşaltmamız var. Şuradan 80 yanlardan 80, boyu 150 olan ve kalınlığı 5 olan bir çizgi yapıyoruz ve kesiyoruz. Sonrasında bunu 50'lik uzatıyoruz. Yanlardan 5 olarak 50'lik katı oluşturuyoruz. Sonrasında şuradaki kısmı 5'lik bir çizim yapıp orada kapatıyoruz. Sonra cam olduğu için pek görünmüyor ama şurası kapalı. Sonrasında şuraya bir parça ekliyoruz.
Şöyle 5'lik, 5 milimetre 50 kalınlıkta kat oluşturuyoruz. En son buralara radius veriyoruz. 10'luk radius. Şuralara, şu iç kısmı, şuraya ve şuraya. Şuraya da cam olduğu için buradan görebilirsiniz. Sonrasında da şuralara veriyoruz. Radius'un ölçüsü 10. 10'luk radius veriyoruz. En sonunda şuralara radius veriyoruz. Bunun ölçüsü 10. Renk olarak da burada şey var. Clean neredeydi? Glass, clear glass. Bu kullanılmış. Bunu kullandık. Daha güzel görünüyor. Bu üstteki de yine aynı şekilde yapıldı. Son bakacağımız şey buzdolabı. Buzdolabı zaten tek parçadan oluşuyor. Daha çok görsel açıdan bir şey koyduk oraya. 580x590, 810 yüksekliğinde. İçine 300'lük, 400'lük çapında, 400 çapında. Sağdan 300, aşağıdan 350 olmak üzere 550'lik bir delik açtık. Deterjan gözlüğü için 230'a 100'lük, üstten 30, sağdan, soldan 20 ölçülerinde. Ve bunun derinliği ise 200. Sonrasında düğmesi 60 çapında, 45 çapında, 60'a 80 ölçülerinde. Yüksekliği ise bunun 20. Burası ekran bölmemesi 200'e 100, yandan 20. Bunun kalınlığı ise 0.1. Şuralara radius veriyoruz. Radius'un değeri ise 1 milimetre. Kapağı şu bu sabitlenmiş galiba. Evet. Bir dakika şöyle yapalım. Çin yapamadım. Yapmadım daha doğrusu. Daha çok görsel açıdan bir şey eklemek istedim çünkü. Evet arkadaşlar, serinin devamı gelecek. Gelecek videoda evdeki diğer mobilyaların nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.